Merhaba, ben Esin Koca Kuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bilgi içerili videosuyla daha birlikteyiz. Bu videoda neler öğreneceğiz? Videomuzda büzgü nasıl yapılır ve çeşitleri nelerdir? Farklı alternatiflerini de göstereceğim bir video olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle şu ayağımı göstermek istiyorum. Bunlar büzgü ayağı olarak satılıyorlar. Normal ev tipi makineler için olanları da geçerli. Benim gibi sanayi makinesi kullananlar için de bu ayaklar satılıyor. Bendeki arkadan vidalı. Vidasını sıktığımız zaman büzgünün sıklığını ve genişliğini ayarlayabiliyoruz. Bir de bunların üstten vidalı olanları var. Dilerseniz o ayakları, dilerseniz de benim elimdeki ayakları tercih edebilirsiniz. Farkı nedir diye sorarsanız büzgüde herhangi bir farkı yok. Sadece fiyat farkı var. Bu ayak daha uygun fiyatlı, üstten vidalı olanın fiyatı ise biraz daha fazla. Diğer yöntem ise lastikle büzgü yapma yöntemi. Şu şekilde lastiğimin ne çok gevşek ne çok sıkı olacak şekilde sarıyorum. Ve üstünde normal ip kullanarak dikişi yapıyorum. Bunların hepsini tek tek göstereceğim. Ve bir de bu iki malzeme yoksa yapamayacaksanız en basit şekilde nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Hatta makinanız yoksa nasıl yapabilirsiniz ondan da bahsedeceğim. Girişimi yaptıktan sonra en basit olanıyla başlıyorum. Şurada bir parçam var. Makinanız yoksa evinizde mutlaka bir iğneniz ve ipiniz bulunuyordur ve el dikişi yapacaksanız en kolay, en pratik yolu TL şeklinde geçerek büzgü yapacağınız yeri TL'lemek. Çift kat ip kullanmanız gerekiyor ve çift kat ip kullandıktan sonra TL'nizi boydan yaptığımızı farz edelim. Ben şimdi sadece göstermek için bu kadarını yapmayı tercih ediyorum. Kesip çıkarıyorsunuz. Çift kat ip olduğu için bir tanesini sabitliyorsunuz. Diğerini elinizle çekerek büzdürüyorsunuz. Bu şekilde büzgüyü elde etmiş oluyorsunuz. Herhangi bir makinanız yoksa ya da makinedeki malzemelerle uğraşmak istemiyorsanız elinizle pratik şekilde büzgüyü yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu çıkarıyorum. Ve makinede nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Makine adım ayarını en sona alıyorsunuz. Benimkisi en son 5'te. Ve iğneye gelen ipi de genişletiyorsunuz. Farklı renk ip kullanıyorum belli olması için. Büzeceğiniz yeri dikiyorsunuz. Çift kat ip olduğu için yine bir tanesini sabitliyorsunuz. Şu şekilde sabitleyeceğim. Ben üsttekini sabitledim. Alttakini çektireceğim. Her zaman alt kısmı çektirmek üstten daha kolaydır. Bu bilgi de aklınızda olsun. Ve biz büzgünün genişliğini istediğiniz ayarda ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar sık isterseniz o kadar büzebilirsiniz. Bu şekilde büzgü elde edebilirsiniz. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum, daha pratik olsun derseniz hemen masurama sardığım lastik iple büzgü yapımını göstereyim. Mekiğimdeki normal ipimi çıkarıyorum. Lastik ipi olan masuramı yerleştiriyorum.
ekipi yukarı alıp elinizle sabitlemeniz gerekiyor. Normal ip gibi olmuyor çünkü bu. Elimle tuttum. Ayağıma yerleştirdim. Ve bu şekilde yine adım ayarı en sonda, ipe gelen büzgü ayarı da en sonda, geniş şekilde, geniş şekildeydi, bunu sıkıyoruz. Sadece adım ayarı en genişte kalıyor. Sıkmamızın sebebi lastiğin kaymasını engellemek. Kendiliğinden büzgü hazır oluyor ve istediğiniz yere, dilediğiniz genişlikte veya darlıkta yedirerek dikişinizi yapabiliyorsunuz. Bu elle yapılan büzgüydü. Bu da lastikle yapılan büzgümüz. Şimdi makine ayağıyla yapılan büzgüye geçeceğim. Makinamdaki ayağımı çıkarıyorum, büzgü ayağıma takıyorum yerine. Kumaşımı alıp dikişimi gerçekleştireceğim. Öncesinde normal ipimi takmam gerekiyor. Adım ayarı, ip ayarını normale getiriyorum, ip sıkılığını ve dikişimi yapıyorum. Şimdi bakın, çok hafif bir büzgü oldu. Neden? Çünkü arkası çok açık. Biraz daha fazla büzgü istiyorsam sıkıştırıyorum ve tekrar devam ediyorum. Büzgünün sıklığı bu kısımda daha artmış oluyor. Makine ayağıyla yapılan büzgü de bu şekildeydi. Ben hangisini tercih ediyorum diye sorarsanız, lastikli yapılan büzgüyü tercih ediyorum. Çünkü şunda ve şunda çıtlama oluyor. Bu çok pratik olmuyor. Çektirmem gerekiyor. İstediğim sabit büzgüde olmadığı için, seri hareket etmek istediğim için beğenmiyorum. Bunda da çıtlık olabildiği için çok fazla beğenmiyorum. Bunu dilediğim ölçüde genişletip daraltabildiğim için ve herhangi bir büzgüde hata çıkmadığı için en sağlıklı olanı lastik iple yapılan büzgü olduğunu düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.